Bir oyuncu monitöründe aranması gereken özellikler neler? Bu videomuzda inceleyeceğimiz bu monitör bu özellikleri tek tek ortaya koyuyor. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet oyuncular yanımdaki bu ekranı kırmızı ve siyah renkleriyle ve tasarım çizgisiyle hemen tanıyacaklardır. Ancak model numarasını kestiremeyebilirler. O konuda ben yardımcı olacağım. fakat AOC'nin oyunculara yönelik markası Agon artık biliniyor, tanınıyor, tercih ediliyor ve bunu sebepleri de gayet sağlam temellere dayanıyor. Öncelikle bu monitörün tam adının AOC Agon AG273 QX olduğunu söyleyeyim. Görüldüğü itibariyle düz bir yapıya sahip 27 inç boyutunda görüntü sağlıyor ve QHD çözünürlük üretiyor. Oyuncuları ilgilendiren e, kısım ise FreeSync Premium Pro 165 Hz tazeleme oranı ve ekranın arkasındaki şahane RGB oynatma bölgesi. Gelin şimdi sözü önce RGB ve tasarımından açalım. Sonrasında da monitörün özelliklerine yakından bakalım. AOC Agon AG273QX az önce de söylediğim gibi serinin köklerine uygun olarak her zamanki siyah ve kırmızı renkleri içeriyor ve sağlam metal bir ayak üzerinde yükseliyor. Masaya yerleştirdiğinizde karşınızda güzel görünen bir monitör buluyorsunuz. E, monitörün e, arkası ise daha can canlı. E, tam olarak arkada daire biçimde RGB aynatma bölümü bulunuyor. Dairesel düzlem dizilen RGB LED'ler farklı şekillerde yanabiliyor elbette. İsterseniz statik, isterseniz gök kuşağı şeklinde ayarlayabiliyorsunuz farklı renk seçenekleriyle beraber. AOC tarafından Light LightFX olarak isimlendirilen bu ışıklandırmayı monitörün menüsünden istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta monitörün bu RGB ışıklandırmalarını yine kısa bir süre önce incelediğim AOC'nin yeni 500 serisi oyuncu klavye ve fare seti ile beraber tamamen senkronize olarak da çalıştırabiliyorsunuz. Monitörün çevre detaylarına baktığımızda hem sağ hem sol tarafta yine oyuncular için hoş bir detay göze çarpıyor. Buralara yerleştirilen gizli kulaklık standı yerleştirilmiş. Böylece kulaklıklarınızı monitörün her iki yanına birden asabiliyorsunuz. AOC Agon AG273QX aynı zamanda ergonomik özellikleri de gözeten bir monitör. Monitörün yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. 110 mm'ye kadar yükseltip alçaltabiliyorsunuz ekranı. Ayrıca ekranı çevirebiliyorsunuz, eğebiliyorsunuz ve hatta pivot olarak da kullanabiliyorsunuz. Ki bunlar uzun süre ekran başında oturanlar için çok cazip seçenekler oluyor. Cazip seçeneklerden bir diğeri de monitörün uzaktan kumandası oluyor elbette. Evet monitörü monitörün ayarlarını değiştirmek için ekrana uzanmanıza gerek kalmıyor. USB ile monitöre bağlanabilen bu uzaktan kumanda üzerinden tüm ihtiyaç duyabileceğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Daire desenli olmasıyla dekoratif görünüyor. Aynı zamanda kaymayan tabanlar kullanılmış altında. Böylece masaya da sağlam basan bir cihaz oluyor. Eğer yine de ben ayarı monitör üzerinden yapacağım derseniz ekranın hemen altına joystick ile yerleştirilmiş. Bu alandan çok kolay bir şekilde tek hamlede ekranın bütün ayarlarını yine isterseniz yapabiliyorsunuz. Bu arada mini arayüzünün de Türkçe dil desteğine sahip olduğunda söyleyeyim bu da oldukça önemli bir diğer detay. AOC Adon AG273 QX bağlantı konusunda zengin seçenekler sunan bir oyuncu monitör oluyor. Monitörün arkasında 2 adet HDMI 20 portunun yanı sıra 2 adet de DisplayPort 1.4 girişi yer alıyor. Böylece görüntü girişleri konusunda herhangi bir sıkıntınız olmayacak bu monitörle beraber. Ayrıca ses çıkışı ve mikrofon da tabii ki mikrofon girişi de burada yer alıyor ve tabii ki USB portları da unutulmamış. Monitörde ayrıca hoparlörler de mevcut daire hoparlörleriyle beraber geliyor. 5 wattlık çift olarak yer alan bu hoparlörler de genel kullanım için gayet yeterli seviyede ses üretiyorlar. Evet gelelim şimdi monitörün ekran özelliklerine ve sergilediği performansa. Başta da söylediğim gibi ekranın boyutu 20 inç ve ekran çözünürlüğü de QHD yani 2560'a 1440 piksel. 27 inç ve QHD çözünürlük zaten Birbirini tam olarak örten, karşılayan değerler. Böylece ölçeklendirme tam olarak fit oluyor. Bunun neticesine de iyi bir görüntü netliği elde ediyorsunuz. AOC'un bu modeli düz bir ekrana sahip ancak benzer özellikleri içeren AG273QCX modeli ise bu modelin kavisli bir ekranla tasarlanmış, donatılmış olanı. O modelde 1800R kavisli bir ekran kullanılırken AOC bu modelinde ise Flat bir, düz bir panel tercih etmiş. Böylece kullanıcılar için tercih seçeneği yaratmış. Bu oldukça mantıklı. Ben kullanım süre boyunca bu monitörü Cyberpunk 2077'de oldukça yordum. Öte yandan e, tabii ki rekabetçi oyunlar için de denedik. E, oldukça memnun edici sonuçlar üretiyor. Single player'dan ziyade rekabetçi oyunlar için işte e için geliştirilmiş bir monitör. Her iki tabii ki her iki oyunda da kullanabilirsiniz fakat rekabetçi olmasının karşılığını 160 Hz'e kadar tazelim hızıyla beraber sağlıyor bu monitör. Yani hızlı, oldukça hızlı. Monitörde öte yandan FreeSync 2 HDR desteği ile beraber özellikle AMD ekran kartı sahipleri çok memnun olacaklar. Bu sayede ekran kartı ekran kartı ve monitör arasındaki e, kare hızlarına senkronizasyon oluyor ve bu da görüntü yırtılmalarının önünü kesiyor. E, öte yandan 1000 serisi ve sonrası Nvidia ekran kartı sahiplerinin de bu özellikten yararlanabileceğini söyleyeyim. E, monitörün diğer özelliklerine arasına baktığımızda HDR'ın yer aldığını da görüyoruz. Yüksek dinamik aralık diye display HDR e, 400 bulunduran monitör 400 nit parlaklık değerine sahip. Öte yandan monitörde e, VA panel Kullanılan VA panel 3000'e bir e, statik kontrast, e, 50 milyona bir dinamik kontrast e, sunuyor. Bunlar da gayet iyi değerler. Sonuç olarak değerlendirirsek AOC Agon AG273QX modeli oyuncular için gayet tercih edilebilecek bir monitör. AMD Radeon ekran kartı sahipleri için olduğu kadar 1000 serisi e, sonrası Nvidia ekran kartı kullanıcıların da memnun kalacağını düşündüğüm monitörü şu an piyasada 5000 TL civarında bir fiyatla bulabiliyorsunuz. Tasarımından görüntü performansına kadar oldukça tatmin edici bir model olmuş doğrusu. Ancak elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer monitör hakkında sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın ve tabii ki videoların devamının gelmesi için de destek olmak için abone olmayı da unutmayın diyelim ve ee, şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.